Herkese selamlar efendim. Ben Deniz Mehmet Hocanız. Rehber Matematik kanalında 20. adımına geldiğimiz bebek adımlarıyla problemler serisinin bitmesine şunun şurasında sadece bir adım kaldı. 21. adımda bitiyoruz ve son başlığımızı atıyoruz bu derste birlikte. Sayısal mantık problemleri diyoruz. Artık bebek adımlarıyla problemlere ayrılık vakti diyorum. Evet her ayrılık bir hüzündür belki ama rehber matematikteki ayrılıklarımız bir konunun bittiğinin habercisidir. Bizim ayrılıklarımız hüzünlü olmayacak diyelim. Belki başka bir seride başka bir gün başka bir yerde yeniden karşılaşırız seninle ne dersin? Neyse duygusala bağlamayalım. Gelin biz seninle birlikte ne yapalım sayısal mantık problemleri yapalım. Hani bu işi gerçekten hani bu masanın başına oturup bir görev ben bunu bitirmeliyim aman yarabbi falan diye değil. Biraz olsun eğlenerek biraz olsun bu işin mantığını anlayarak gerçekten bu masanın başında bu zevkli problemleri çözerek evet nesi zevkli diyebilirsin ama 20. adıma geldiğinde artık bunu demeni istemiyorum. Anlaştık bu demeyeceğiz. Bunu demiyor artık problem çözmek öyle kötü bir şey değil. Çözebildiğin şey güzeldir zaten değil mi? Bir yudum su alalım. Hani dedik ya hep bu masanın başına oturduğunda yanına işçeğini al, terezini al. Gel şöyle rahat rahat çalışalım dedik. 20. odumuna geldik ya dile kolay ya insan bakınca ne güzel de gelmişiz değil mi buraya kadar. Neyse neredeyiz? Son başlığımızdayız. Ne anlatacağım hocam dersen sayısal mantık problemleri birinci dersindeyiz. Peki burada burada bir konu anlatımı falan yok. Ben bu tarz soruları nasıl çözüyorum? Sana onu göstermeye çalışacağım. Hani burada tamamen öğrendiğimiz bütün matematik bilgisini kağıda geleceğiz kusacağız. Hani tabiri caizse böyle oluyor bu iş. Hadi gel. Nasıl yapacaksın hocam? aşağıda verilen sayılar belli bir kurala göre yazılmıştır buna göre x kaçtır bak ben şunu biliyorum yüzde biliyorum falan hiçbir şey bilmene gerek yok sadece bakacaksın. Sayılar arasındaki ilişkiyi görmeye çalışacaksın. Bunun için tabii çok fazla örnek çözmemiz gerekiyor. Biz sana burada birkaç örneğini çözelim. Görebilmeni sağlayalım. Bak 6'dan 11'e gitmiş. Nasıl gitmiş olabilir? 6 11'den 9'a düşmüş. 9'dan 14'e çıkmış. Bak burada artmış, burada azalmış, burada artmış, burada azalmış. En azından şu mantığı gördük kardeş. Burada artacak bu sayı. Bunun başka kurtuluşu yok. Ama bu artışlar, bu azalışlar belli bir kurala göre mi gitmiş? Gel bir de ona bakalım. 6'dan 11'e gitmişsin. Ne yapmışsın? 5 artmışsın değil mi? 11'den 9'a düşmüşsün. 2 azalmışsın. Hatta gel bunlara da artı eksi koyalım yine. Hop 9'dan 14'e düşmüşsün. E biliyorum ben bunu. 5 artmış. Demek ki kuralı yakaladım. Kural belli bir silsileyle gidiyor. Bak dikkat et. 5 artıyor 2 azalıyor. 5 artıyor 2 azalıyor. En son 2 azaldı. Şimdi 5 artması gerekiyor. E bizim cevabımız 12 artı 5'ten kaç çıkması gerekiyor? X cevabımız 17 çıkar dedik. Vurduk cevabı. Hocam kolaydı falan diyorsun. Kalem ucu ısındırıyorsun. Biliyorsun bizim taktikleri ya. Rehber matematikte az mı anlattık? Şimdi gel bir tane daha çözelim bununla ilgili. Bunlarla ilgili farklı tipte sorular aradığınızda YÖS'ün çıkmış sorularına bakabilirsiniz. Üniversiteler bunlarla ilgili çok güzel sorular hazırlamış. Bu arada YÖS ne dersen yabancı öğrenci sınavlarında bu tarz mantık soruları çıkıyor arkadaşlar. Onlara ben bakmanızı tavsiye ederim. Ee, İnterneti şöyle biraz kurcaladığınızda çok güzel üniversitelerin çıkmış sorularını bulursunuz. Onlar direkt e, açık bir şekilde üniversitenin kendi sayfasında daha önceki yıllarda sorduğu soruları koyuyorlar. Bakabilirsiniz. Çok güzel sorular var. Üçgen şeklinde bir dört var. Cevap 13. Kare var, iki var içinde 9. Beşgen var, 3 var içerisinde soru işareti. X yerine hangi sayı gelmelidir? Şimdi genelde bu şekillerin sayılarla bir ilişkisi olacaktır. Peki burada ilişkiyi nasıl kurmuş olabilir? Bir bakalım. Üçgen var. Üçgen var. Bir de bizim 4 var içerisinde. 3 kere 4 ne yaptı? 12 yaptı hocam. İyi güzel de bende 13 var. Ne yapmış? Muhtemelen 1 eklemiş. Şimdi ben bunu ilk kuralda buldum belki. Bir şey buldum kendime. Taktik buldum. Ama aynısı bir sonrakinde var mı? Bunu teyit etmemiz gerekiyor. Burada yine bir dörtgen var. Ama içerisinde 2 var. 2 var. Dörtgenin içerisinde karenin içerisinde 2 kere 4 8 1 ekledim yine bu sefer kaç geldi 9 2 defa teyit ettikten sonra kurtuluşu yok artık Bu bir tesadüf değilmiş demek ki yaptığımız işlem artık burada çıkacak bu Kaç var içinde 3 var Kaç genin içinde 5 genin içerisinde 3 kere 5 15 E kaç ekleyeceksin hocam 1 ekleyeceksin taktik hep buraya kadar böyle geldi Doğru cevap kaç olacak 16 dedim Vurdum cevabı 16'ya Var mı problem bu soruda Nasıl gidiyor sayısal mantık yani burada hiçbir problemi yapamayıp bu sayısal mantık sorularının içerisinden böyle cevabı tereyağdan kıl çeker gibi alan birçok arkadaş gördüm. Ha sen diğerlerini yap hiç önemli değil. Keşke diğerlerinin hepsini yapabilsek ama. Yani diğerlerinde zorlandıysan belki burada gerçekten burası senin kulvarın olabilir mi? Denemeden bilemezsin. Gel deneyelim soruları. Biraz daha zorlayayım ben seni? Hadi gel. Yukarıda verilen sayılar belli bir kurala göre yazılmıştır. Buna göre x kaçtır? Şimdi soruyu yazınca e, nasıl çözüleceğini de biliyorsun. Ne yapsam sana? Dur ben yalandan şöyle şey yapayım şimdi. Ortada 26 var, 2 var, 5 var, 4, 3 var. Acaba nasıl bir mantık var aralarında? Misal 2 ile 5'i topladım, 7, 4 ile 3'ü topladım, 7, 7 kere 7, 49 olmadı mesela. Deniyoruz hani. Denemeye devam. Mesela çarpalım. 2 kere 5, 10. 3 kere 4, 12 topladım. 22, 26 olmadı. Acaba illa yan yana mı olacak? Bir de böyle deneyelim. 8, 3 kere 5, 15. Topladım 23. Bu da olmadı. Çok yaklaştım ama değil mi? 2 kere 3, 6. 4 kere 5, 20. Bir dakika, bir dakika. 26 geldi. Tesadüf mü? 2 defa çıkıyorsa tesadüf değildir. Bunu bil. 6 kere 7, 42. 3 kere 9, 27. Gel kenarda toplayalım. Elimizde bir 27 var. Bir de 42 var. Topladık bunu. 9, 69 geldi. Ortaya baktım. Can, tamam. Tamam biz bu işi bulduk arkadaşım. Biz bu işi bulduk. Ben bunu nasıl bulacağım deme. Bunu deneye deneye sen de bulacaksın zaman içerisinde. Aklına böyle taktikler gelecek. 3 kere 5 diyeceksin. Artı 4 çarpı 8 diyeceksin. Muhtemelen bu sonuçta bu şekilde gelmedi. 4 kere 8 32. 3 kere 5 15. Topladık bunları 7. Yedi. 47 yedi yedim. 47 e, yedi yedin. Hocam ne diyorsun sen iyi misin? <laughs> tamam mıyız gençlik? 47 çıktı cevap. Nasıl güzeldi sorumuzda. Hadi gel bir yudum çay, suyum, çay ya. Artık alış, ağız alışkanlığı. Bitti ve gidiyorsun. Hoşça kal. Az kaldı. Bir bir tane problem serimiz kaldı. Ondan sonra kitabı da bitirmiş oluyorsun böylelikle. Hey, gide hey. Yukarıdaki sayılar aşağıdaki eşitliği sağlayacak şekilde yerleştiriliyor. 8 11 18 20 23 32 38. Bak, işler biraz değişti. Az öncekilerde biraz daha kolaydı. Burada boşluklar var. 3'e 3. Hangi sayı kullanılmaz diye sormuş bana. Yani bu eşitliği sağlayacağız ama hangi sayıyı kullanmayacağız? Bak ben sana burada güzel bir taktik vereyim bu tarz sorularda. Bu tarz sorularda her zaman en büyük iki sayıdan başla. Çünkü en büyük iki sayı muhtemelen yan yana gelmeyecektir eğer bir toplama işlemi, çarpma işlemi de olabilirdi. Bunlar muhtemelen karşılıklı gruplara gelecektir. Ben de yazıyorum o halde. Buraya 32'yi koyalım arkadaşım. Buraya da 38'i koyalım. Şimdi aynı taktiğe devam ediyorum. Diğer en büyük ikiliyi alıyorum. Muhtemelen böyle olacaktır çünkü bunlardan dolayı sayı farkı oluşur. 20'yi buraya koydum. 23'ü buraya koydum. Hocam niye 20 ile 23'ü bu şekilde koydun? Aslında yanlış koyduk. Bak bir teyit edelim. 32 mi daha büyük 38 mi daha büyük? O zaman büyük olanı kimin yanına yazmam gerekiyor? 38 pardon 32'nin yanına yazmam gerekiyor ki buradaki toplam sağdaki toplama yaklaşsın. Hani bunu yazarken de dikkat etmekte fayda var. Anlıyorsun değil mi? Ne dedim mi? Acı konuşuyor ama inşallah hadi gel. Şimdi kaldı elimde 3 tane. Bunu bulabilmem için artık biraz toplama işlemi yapalım. Madem toplama vermiş. Şurasına geldi 55 geldi. Buradan ne geldi? 58 geldi. Ben öyle iki sayı alacağım koyacağım ki karşılıklı bunların cevapları birbirine eşit çıkacak. Aralarında da 3 fark var unutmayın. Bir bakalım 3 fark olan hangi iki sayı acaba? Hangi iki sayı acaba? Ben bu tarafa 11'i, bu tarafa 8'i koysam gerçekten sağlıyor mu acaba? Burası 66 geldi. Şurayı topladım 66 geldi. Gerçekten sağlıyor. O zaman ben bu tarafa 11 yazmalıyım. Buraya 8 yazmalıyım. Bütün sayıları kullandık mı? Hayır hepsini kullanmadık. Kimi kullanmadık? O, bir dakika bunu, bunu böyle çizmeyelim mi? 18'i kullanmadan bulduk mu cevabı bulduk. Ey güzel arkadaşım vur cevabı Ceyhan'a. E Ceyhan hocam Edirne'ye vurdum cevabı Edirne'ye gönder gönder gelsin hocam dedim. Nasıl gidiyor ama gelsin bakalım bir soru daha. Şimdi her soru şekilli şükürlü olacak diye bir mantık yoksa Sayısal mantık sorusu dediğinde böyle problem vari de gelebilir. Hatta bundan sonrakilerde birkaç tane daha problem vari çözeceğim ama efsane sorularım var yine. Çok güzel. Hatta ikinci derste de yine çok güzel sorular ayırdım sana. Bir bilgisayar algoritması girilen x, y, z tam sayıları için aşağıdaki adımları sırasıyla uyguluyor. Mesela diyor bir S sayısını bulacaksın diyor. X çarpı Y artı Z olarak hesapla ikinci adıma git diyor. S eğer çiftse üçüncü adıma tekse dördüncü adıma git diyor. Diyelim ki çift sayı olsun. X'in değerini biraz azalt bir adım geri dön diyor. Birinci adıma geri dön diyor özür dilerim. S ekrana yaz diyor. Peki anladık burada bir algoritma var. Bilgisayar zaten mantığı böyle çalışıyor biliyorsun. Ben ortaladım mı ekranı ortaladım. Bu algoritmaya girilen X, Y, Z tam sayıları sırasıyla 2, 3, 4 olduğuna göre yani X, Y, Z. Bana vermiş 3'ünü. Ekrana yazılan S değeri nedir? Şimdi biz S değerini bir bulmaya çalışalım. X değeri kaçtı? 2 idi. Y değeri neydi? 3'tü. Z değeri neydi? 4'tü. Bunları toplayacağız. 2 ile çarpacağız. 4, 3, 7. 2 kere 7, 14. Bak birinci adımı hallettik. ikinci adıma geçtik. S değeri çiftse üçüncü adıma git diyor. S değerimiz ne? Hocam bu nasıl sayı? Bu sayı çift sayı güzel arkadaşım. O zaman üçüncü adıma geldik. Evet bunu da hallettik. X değerini bir azalt birinci adıma geri dön. X değerini bir azalttım bir oldu. Birinci adım dediği olayda tekrar beni buraya geri döndürdü. Döndürdü yalnız ya. X yerine bir koydum. Tamam gülme arada çıkıyor öyle. Çıkıyor öyle gel buraya. Gel buraya. X yerine 1 yazdık. 4, 3 daha 7 dedik. 7 kere 1, 7 dedik. Şimdi 3. adı pardon. Neredeyiz? S çiftse 3. adıma tekse 4. adıma git. Tek sayı mı? Tek sayı hocam. S değerini ekrana yaz. S değerimiz kaç? S değerimiz 7'dir dedim. Eşittir dedim. S eşittir 7. Vurdum cevabı 7'ye. Anlaştık galiba. İşte bu kadar bu sayısal mantık soruları. Daha zoru elbette var ama adım adım yine ilerlemeye devam edeceğiz. Yavaş yavaş masamakları kırmancaz. Şimdi biraz daha. Hikayeleri genelde korkutur insanı. Kocaman bir hikaye koyarlar sana sayısal mantık sorusunda. Acep ne yapacak bu öğrenci? Hikayenin içinde kaybolacak mı diye düşünür. Biz kaybolmadan çıkalım işin içinden. İlk üç hanesi harflerden. Son iki hanesi de rakamlardan oluşan. Beş haneli seri numaralar üreteceğiz. Bak. Bir, iki, üç, bir, 2. Burası ne olacak arkadaşım? Harf olacak. Burası ne olacak arkadaşım? Rakam olacak. Bunu da bir anlaşalım. Notumuzu da aldık kenara görüyoruz. Kullanacağımız harfler bunlar. Kullanacağımız rakamlar bunlar. Her hanesinde birbirinden farklı harf ve rakam. Hepsi birbirinden farklı olacak. Aşağıdaki bilgiler veriliyor. Aşağıdakilerden hangisi? Soru böyle okunur bu arada. Bak ben buraya okudum. Ara maddeleri geçtim. Aşağıdakilerden hangisi? Üretilen bir seri numarası olamaz diyor. Seri numarası değil. Onu bulacağız. Çok zevkli bir soru tarzı değil mi ama ya? Gerçekten pazar bulmacası gibi ya. Otururken ailecek pazar kahvaltısı yaparken alt önüne sayısal mantık problemlerini çıtır çıtır çöz böyle bulmaca çözer gibi. Bence gerçekten çok zevkli. Harf hiç sessiz harfi yoksa, sessiz harf yoksa yani ulan cümlede var ya yemin ediyorum böyle şey yapar. Hepsi sesli harfse demek istiyor. Yani öyle bir kurmuş ki cümleyi hepsi sesli harfse. Rakam hanesindeki sayıların ikisi de çifttir bu kuralı sağlamak zorunda. Hepsi sesli harfse. Bir bakalım hepsi sesli harf olan kim var? Bak. Hepsi sesli harf olan bu var. Ne olması gerekiyor? Rakam hanesindeki sayıların hepsi de çift sayı olacak. 2 ve 4 çift sayı o zaman bu bir kod olabilir. Burada hiçbir problem yok. Başka hepsi sesli harf olan zaten yok. Bir sonraki maddeye geçiyorum. Takip ediyorsun. Güzel. Harf hanesinde 1 veya 2 sessiz harf varsa. 1 veya 2 sessiz harf varsa. Rakam hanesindeki sayılardan biri tek. Biri çift. Sırası önemli mi? Sanırım önemli değil anladığımız kadarıyla. Bir tane sessiz harf varsa diyor. Geri kalanlar sessiz olacak. Bir bakalım. Bak, iki tane sessiz var. 1 2 3. Hayır bu olmaz. Bundan bahsetmiyor ikinci madde. En azından onu anladım. Bir tane sessiz harf var bundan bahsediyor. İki tane sessiz harf var bundan bahsediyor. Ne olması gerekiyor? Biri tek biri çift. Tek tek. Yo, bu olmaz. Buna bir soru işareti koyalım. M ile evet iki tane sessiz harf var. Tek çift. Güzel. Bir tane sessiz harf var. Bir tane de de olabiliyormuş. Tek, pardon, çift tek fark etmez. Bu da olabilir. Bakın A, D, E bunları eledik. İkinci maddeyi de atlattık. Geldik üçüncü maddeye. Harf hanesinde üç sessiz harf varsa, harf hanesinde 3 tane sessiz harf K, M, N gibi, rakam hanesindeki sayıların ikisi de tek olacaktır diyor. Bakıyorum ikisi de tek. Bu da yazılabilir. O zaman yazılamayan ki üçüncü maddeyi de bitirdiğime göre yazılamayan tek bir seçenek. Bursa. Ne kelli bire vurdum cevabı. Gönder gelsin dedim bir sonraki soruya. Hadi gel bir de bizim kitaptan çözelim. Şimdi bir bu soru tarzı da yine çok karşılaşacağın soru modellerinden biri. Gel bir tanesini beraber çözelim. Nasıl çözülüyor bu sayısal mantık sorusu? 4C sınıfının öğretmeni Meral Hanım sınıftaki 5 öğrencisine 5 soruluk mini bir test uygulamıştır. Her bir öğrencinin 5 soruya verdikleri cevap şıkları yukarıdaki tabloda biz de yan tarafa aldım ben onu sığmadı verilmiştir. Bu tabloya göre buraya geçiyoruz hatırla. Test sonucunda verilen doğru cevaba 5 puan verildiğine göre her sorunun doğru cevabı Seda, Seda burada. Bir de Hüma. Hüma testten toplam kaç puan almıştır? Doğru cevaplarını bulmamız gerekiyor. Gel yapalım. Nida 4 soruya doğru cevap vermiştir. Nida neredesin sen? Buradasın. 5 soru var 4'ü doğru. Nida'nın bir tane yanlış cevap var. Yanlışını bulursak Nida'nın biz bir nevi cevap anahtarını çıkarız. Hani sınıfta da olur ya öğretmen böyle e, sınav kağıdı okurken sınıfın 100 alanını cevap anahtarı diye yanına koyar. Nida da bizim için bir nevi öyle olacak ama bir yanlışım var Nida. Tamam Nida'yı kullanacağız anladık. Ela tüm soruları yanlış cevaplamış. Ela'cığım kusura bakma tutturamamışsın diyoruz. Hepsi yanlış. Bir dakika. Bir dakika hepsi yanlış. Ela ile Nida'nın ortak cevabı varsa Nida kesin o soruyu yanlış yapmıştır. Çünkü Ela'nın hepsi yanlış. Bakıyorum bakıyorum geldim 5 A'ya. Demek ki Nida 5. soruyu yanlış çözmüş. O zaman Nida 1. soruyu Denizli işaretlediğine göre 1. sorunun cevabı Denizli, 2. soru Bursa, 3. soru Ceyhan, 4. soru Denizli. Ha 5. sorunun cevabını henüz bilmiyorum ama şunu biliyorum. Adana değil arkadaş. Adana değil onun cevabı. Şunu bir karaladık. Bu beş sorudan bir tanesi yalnız bir kişi tarafından doğru cevaplanmış. Bir kişi tarafından doğru cevaplanmış. İlk dört soruya nida hepsine doğru verdi mi? Verdi hocam. O zaman ilk 4 soruya bakma. Beşinci soruyu kim farklı yaptı? A, A, A. Bak bulduk. Kim farklı yaptı? D seçeneği diyerek Eda farklı yaptı. Eda'ya teşekkür ediyoruz. Çünkü Eda bize 5. sorunun cevabını vermiş oldu. Bunları kullandık hepsini. Artık soruda cevaba gidiyoruz. Seda ve Hüma bu testte toplam kaç puan almıştır diyor. Doğru cevaplarını bulacağız. Bak doğru cevabı işaretlemiş Denizli. Doğru cevabı işaretlemiş. C c nasıl? 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 Ceyhan yok ki hocam. Sildim onu. İkisi birden doğru cevabı işaretlemiş. Ceyhan, Ceyhan. Bursa, Denizli. Denizli işaretlemiş. Adana buradan gelmemiş zaten cevap. 1- 2 3 4. 4 tane doğru cevap var. Her birine 20 puan, pardon, 5 puan verdik. 4 kere 5 20. Vurdum Ceyhan'a. Son son 2 sayfa diyorum ama benim çözeceğim son bir soru. Biz ne zamandır sana hiç ödev vermemişiz? Bir gönder gitsin sorumuz olacak ama öncesinde gel şunu bir halledin. Efsane bir soruyla nokta koyuyoruz yalnız. Çok dikkat et. Çok tatlı bir soru ya. Harika bir soru. Aşağıda merkezleri aynı olan ve üzerlerinde eşit aralıklarla semboller bulunan... ...kırmızı mavi diskten oluşan düzeyin başlangıç konumu gösterilmiştir. Evet kırmızı mavi iki tane dis var. Biraz pembe gibi olmuş benimki ama olsun. Dönme yönünde bu yöne doğru. Merkezleri etrafında ok yönünde sabit hızlarla hareket eden... ...dislerden mavi olan saniyede 45 derece dönüyor. Bak mavi olan bir saniyede kaç derece dönecek... 45 dereceye dönecek. Notumu aldım. Kırmızı olan ise saniye 300 pardon kırmızı olan ise saniyede 30 derece dönecek. Bunda da anlaştık mı? Bir saniyede yaptıkları hareketleri bulduk güzel arkadaşım. Yukarıda görünümü başlangıçtan en az kaç saniye sonra elde edilebilir diyor. Ben bu görünümü elde etmek istiyorum ama kaç saniye sonra elde edeceğim? Bana bunu söyler misin? Ama en az. Şimdi başlıyoruz. Efsane bir çözümle yaklaşıyorum baksana. Ey güzel arkadaş. Bu arkadaşın buradan buraya gelmesi ki dikkat et. Ne yapmış? Yuvarlak buradan çıkmış, yukarıya gelmiş. Yuvarlak buraya gelmiş. Kaç derecelik bir açıdır? Dikkat et. 45 derece mi? 90 derecelik bir açıdır. Ne 45'i? 90 derece sonra olan bir olay var mavi için gözümün önünde. Bunu anlatabildim mi sana? Anlamadım. Bak şunu söylüyorum. Burası birinci durum mu? Birinci durum. Burası son durum mu? Son durum. Bu arkadaş ne yapmış? Dikkat et. Mavi disten bahsediyorum dışarıdaki. Yuvarlak olan arkadaş buradan buraya mı gelmiş? Bak gördün yukarıdana. Şimdi ben buradan böyle çizdim açılarımı. Bak burası 90 derece. Yuvarlak olan arkadaşın oraya gelmesi için kaç derece dönmesi gerekiyor bunun? 90 derece dönmesi gerekiyor. Süpersin. Ama sadece 90 mı? Ne demek istiyorsun hocam? Mesela 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 aklıma da başka örnek gelmedi dur. Sadece 90 mı? Hayır. Şöyle de olabilirdi. Ne yapacaksın? Şöyle bir şey yapacağım. Evet 90 derecede tam bu noktaya geliyor. Ama 90 artı 360 yapmış olamaz mıydı? Yani 90 artı 360 dersem ne yapar? 450 derece sonra da bu konuma gelmiş olabilirdi. Nasıl yani? Şimdi dedim ya 90 derecede buraya geldi bu arkadaş. Evet. Ama belki de en çabuk geldikleri saniye süresi bu değildir. Bu bir tur tam tur atmıştır. 450 derece yaptığında da yine buraya gelir. Biz ne zaman buraya geldiğini bilmiyoruz. En az 90 derece dönmüştür ya da 450 derece dönmüştür. Ya da 450'nin üstüne bir 360 daha eklerim, tekrar o noktayı bulurum. 810 derece dönmüştür gibi yorum yapabiliriz. Güzel. Peki 90 derece dönseydi mavi 45 derece 1 saniyede döndüğüne göre burayı kaç saniyede döner? 2 saniyede. 450'yi kaç saniyede döner? 10 saniyede döner. Anlıyorsun mantığı. Süpersin. Devam ettim. Şuraya geldim. Üstüne 8 ekledim. 18 saniyede döner. Niye belli ki 8'er 8'er gidiyor tam bir turu. Burayı anladık mı? Olay ya 2. saniyede ya 10. saniyede ya 18. saniyede belki de devam etmem gerekecek ama indim. Şimdi geldim kırmızıya. Kırmızı olanı bir inceleyelim bakalım. Kırmızı denen arkadaş kaç derece dönmüş onu tespit edelim. Bak bu arkadaş burada dikkat et gördüm hocam kare nereye inmiş? Aşağı inmiş. Demek ki nereden nereye hareket etmiş? Buradan buraya hareket etmiş. Kaç derecelik bir yol gitmiş? 180 derecelik bir yol gitmiş. Onu da yazdım geldim buraya. 180 derece yol almış bu arkadaş. Peki Sadece 180 mi? Hayır 180 olmayabilirdi. Belki de tam bir tur atmıştır 180'in üstüne. Değil mi? O nedir? 540 derecedir. Hayır hocam, belki de 540 da değil. 540'ın üstüne bir 360 daha eklerim ben. Ne yapar? 800 900 derece yapar. Belki de 900 derece dönmüştür aşağıdaki bu konuma gelmiştir alttaki. Bunu anladın. Süper. Peki, kırmızının 180 derece dönmesi için kaç saniye geçmesi gerekiyor onu bulmam gerekiyor herhalde, değil mi? 30 derece dönüyor bir saniyede. 180 derece 30'a böldüğünde kaç saniye bulursun? 6 saniye bulursun. Geldim buna. 540'ı 30'a böleceğiz. Ya da 360'ı böldün 12. 12'yi bunun üstüne eklediğinde ne yaptı? 18 saniye. Hocam sen ne yaptın burada? Buradan buraya ben 360 derece gittim ya yol. 360 dereceyi 12 saniyede döner. Eklerim 12'yi üstüne. 6, 12, 18 yapar. Oldu galiba şimdi. Devam ettim. Şimdi üstüne bir 12 daha ekleyeceğiz. 12 eklince ne yaptı? 30 saniye yaptı. Şimdi bu böyle gider. Sonsuza kadar ben bu arkadaşları götürürüm. Aslında periyodik durum problemi var ya hani belli periyotlarla devam eden durum. İşte bu onlara da bir örnek olabilir. Yukarıdaki görünüm başlangıçtan en az kaç saniye sonra elde edilir. Şimdi ikinci saniyede mavi istediğimiz konuma geliyor. Ama ikinci saniyede bu o konuma gelmemiş. O zaman burayı alamayız. Bunu eledim. 10. saniyede de olmuş olabilir diyorum ama 10. saniyede o, o konuma gelmemiş. Demek ki yine aynı konuma gelmemişler. Onu da eledim geldim 18. saniye. İlk defa ikisi birden 18. saniyede biri 810 derece dönmüş olacak, diğeri 540 derece dönmüş olacak ve istediğimiz bu konuma gelecekler diyorum. Doğru cevap 18 diyorum ama yemin ediyorum bu soru terletir bu soru. Bu soru bence bir daha çözülmeyi hak ediyor. Dön bu soruyu bir daha çöz. Dön bu soruyu bir daha çöz güzel arkadaşım. Yapma öyle. Yapma öyle, bakma bana öyle. Ya bir daha ne hocam? Anlamadım ki neyini çözeyim. Ya bir dene, bir de kendin dene. Vallahi çok güzel soru. Ellerinizden öper diyorum ama bir sorum daha var. Gönder gitsin diyorum sana bugün. Üç gibi bir problemlerde gönder gitsin sorusu var bugün karşında. Çözüyorsun, yorumlara yazıyorsun. Biz de kalbimizi atıyoruz doğruysa. Ama bir şeye daha bakacağız seninle birlikte. Ya biz ne zamandır seninle birlikte kampın neresindeyiz? Ne yapmışız? Ne etmişiz? Hiç bakmadık ya. Baksana şuraya bir. Neredeyiz? Karışım problemleri mi? Çoktan bitirdik. Karışım problemleri iki oda bitti. Grafik problemleri bitti. Grafik 2 bitti. 19. adım. 20. adım. Sayısal mantık problemleri dedik. Vurduk bunu da ve geldik sonuncusuna. Ekranda tam orada gözükmese de tam sığmıyor ekranıma ama son bir adım kaldı güzel arkadaşım. Bebek adımlarında problemleri bitiriyoruz. Dile kolay. 21. adımda görüşelim. Hoş kal. Hoşça kal.